Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun vahameti, sıkça Mustafa Kemal'in nutuğun girişinde belirttiği 1919 Samsun değerlendirmesiyle karşılaştırılıyor. Büyük ölçüde doğru da. Ancak sorun şu ki, Türkiye'nin durumunu 1919 Türkiye'siyle karşılaştıranlar, kendi durumlarını 1919 Mustafa Kemal'i ile karşılaştıramıyorlar. Eğer 1919 koşullarına sürüklenen Türkiye'yi Mustafa Kemal'in 1919 yılında aldığı tutum kurtardıysa, yapılacak şey çok basit. Aynı tavrı almak. Aslında herkes bunu kabul de ediyor. Ama nasıl? Mustafa Kemal ne yaptı? Samsun'a mı çıktı? Sivas Kongresi'ni mi düzenledi? Amasya Tamimi'ni mi yayınladı? Bugünlerde herkes bir kongre düzenlemekle, bir bildirge yayınlamakla meşgul. Sanılıyor ki böyle yapılarak Mustafa Kemal gibi olunacak. Sanılıyor ki böyle yapmakla vatan kurtarılacak. Ancak Mustafa Kemal'i Mustafa Kemal yapan, onu vatanı kurtaran adam yapan tek bir eylemi var. İşte o eylem. Mübarek vatan ve milleti parçalamak tehlikesinden kurtarmak için açılan milli mücadele uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmaya resmi sıfatım ve askerliğim artık mani olmaya başladı. Bu mukaddes gaye için milletle beraber nihayete kadar çalışmaya, mukaddesatım namına söz vermiş olduğum cihetle pek aşığı bulunduğum Silki Askeriye'ye bugün veda ve istifa ettim. Bundan sonra milli mukaddes gayemiz için her türlü fedakarlıkla çalışmak üzere milletin sinesinde bir mücahit fert sıfatıyla bulunmakta olduğumu tamimen arz ve ilan eylerim. Mustafa Kemal 8 Temmuz 1919 yılında bu kararı aldığı için Mustafa Kemal olarak tarihe geçti. Vatanı da bu kararı aldığı için kurtarabildi. Şimdi dönelim günümüze. Mustafa Kemal'in askerlikten istifa kararı ne anlama gelmektedir? Tek bir anlamı vardır bu kararın. Devrimci olmak. Vatansever olmak, vatan için çalışmak, millet yolunda çalışmak için devrimci olmak gerekmektedir. Ya da tersinden söyleyelim. Devrimci olmadan vatansever olmanın, vatan için çalışmanın imkanı yoktur. Birileri hala bulundukları mevkilerin önemli olduğunu, yaptıkları mesleğin önemli olduğunu düşünüyorsa ya da bu mevki ve mesleklerin milli mücadele için önemli olduğunu düşünüyorsa söyleyelim. Kimse kendini kandırmasın. Ne yani? Sizin bugün yaptığınız mesleğin ya da bulunduğunuz mevkinin önemini Mustafa Kemal'in görev ve mevkiiyle bir karşılaştırın. O halde Mustafa Kemal'in de kendi mevki ve makamını önemli görmesi, bu mevki ve makamı milli mücadele için korumaya çalışması gerekmez miydi? Ama öyle yapmadı Mustafa Kemal. Çünkü bulunduğu makamın fiili şartlarıyla milli mücadelenin fiili şartları çakışmıyordu. Çakışmadığı için de aslında bulunduğu mevkiyle vermek istediği mücadele arasında bir çatışma vardı. Mustafa Kemal gerçek bir vatansever olduğu için bu çatışmayı kendi makamı lehinde değil, milli mücadele lehinde karar alarak bozdu. Bu durumu da sineyi millet olarak adlandırdı. O halde şu anda bulunduğu durumu kutsayan, yaptıkları meslekleri önemseyen, işgal ettikleri mevkileri birer mevzi olarak görenler durup bir düşünsünler. Açık söyleyelim, bugün ülkemizin ne iyi bir cumhurbaşkanına, ne iyi bir komutana, ne de iyi bir bürokrata ihtiyacı var. Bugün ülkemizin daha fazla, daha fazla, daha fazla devrimciye ihtiyacı var. Tüm mesaisini, tüm emeğini, varını yoğunu profesyonelce milli mücadeleye adayacak devrimcilere ihtiyacı var. Diplomalar, meslekler, makam odaları ancak bu vatan varsa bir anlam ifade eder. Vatan olmadıktan sonra diplomalar ne işe yarar? Aldığınız 3-5 kuruş maaş ne işe yarar? Şeriatçı için hilafet makamı çok önemliydi. O kadar ki vatan olmasa da biz hilafeti koruyalım diyorlardı Kurtuluş Savaşı verilirken. Bugün bu tavrı tek bir kelimeyle açıklıyoruz. İhanet. Hadi cesur olun biraz, korkmayın. Hepiniz içinizde bir hilafet makamı korumuyor musunuz aslında? Kiminin işi, kiminin eşi, kiminin çocuğu, kiminin okulu, kiminin... Bu listenin sonu gelmez. İnsanoğlunda bahane bitmez. O halde öncelikle samimi olalım. Bizim için vatan mı önce geliyor, kendimiz mi?
Şimdi kimileri ama ben kendim için bu mesleği yapmıyorum. Ben bu mevkiyi kendim için istemiyorum. Bunları sadece birer mevzi olarak kullanıyorum diyecek. Ama biliyorsunuz Süleyman Demirel de öyle diyordu. Kendim için bir şey istiyorsam namerdim. Günümüz Atatürkçüleri, dünün hilafetçileri, dünün Süleyman Demirel'i gibi tavır alarak Atatürkçü olamayacaklarını bilmeliler. Milli Mücadele Derneği işte bu tür Atatürkçülüğe bir son vermek için kuruluyor. Atatürkçülük birilerinin çok Atatürkçü geçinip de vatan için, millet için hiçbir şey yapmaması değildir. Atatürkçü olmanın tek koşulu ülkesi için çalışmaktır. Ülke eğer bölünme, parçalanma, işgal edilme gibi bir tehlike içindeyse ülke için çalışmak farklı bir hal alır. O zaman yapılacak şey ülkeyi bölmek, parçalamak, işgal etmek isteyenlerle mücadele etmektir. Buysa milli mücadele saflarına katılarak olur. Milli mücadele saflarına katılmadan evde oturarak internet başında vatan kurtarmak Atatürkçülük değil, sahtekarlıktır. Milletle birlikte olmadan, milletin sinesinde mücadele etmeden verilebilecek bir mücadele yoktur. Şimdi Atatürkçülerimiz CHP'lilere çok kızıyor. Neden sineyi millete dönmüyorsunuz diye. Ama Atatürkçülerimiz dönüp bir de kendilerini sorgulasınlar. Neden kendileri de sineyi millete dönmüyorlar? Sineyi millet meclisten istifa edip sivil yurttaş olmak değildir. Atatürk'ün tanımladığı şekliyle kendi düzenini bozup millet için çalışmaktır. Yani devrimci olarak yaşamaktır. Ülkemizin nutuk atacak Atatürkçülere ihtiyacı yok. Ülkemizin cumhuriyet tehlikede farkında mısınız diyecek bir gazeteye ihtiyacı yok. Ülkemizin iyi doktorlara, mühendislere, öğretmenlere ihtiyacı yok. Bunların sayısını 2'ye, 3'e, 5'e katlasanız ne yazar? Ülkemizin tek ihtiyacı devrimcilerdir. Yani Kuvayi Milliye'ye nefer olarak katılacak insanlardır. Sine-i Millet'in anlamını yine Mustafa Kemal'in Anadolu'ya geçişinden bir örnekle anlatalım. Mustafa Kemal askerlik görevinden istifa edip profesyonel devrimci olarak Anadolu içlerine geçer. İstanbul hükümeti ise onu izlettirmektedir. Mustafa Kemal'in bulunabileceği vilayetlerin valilerine şu telgrafı geçerler. Sivas, Bitlis, Van ve Erzurum vilayetlerine. Mustafa Kemal Bey veyahut Efendi nerededir? Ne işle meşguldür? Ne tavır ve meslek takip etmektedir? Seriyan işarı. Erzurum Vali Vekili Kadı Mehmet Hurşit Efendi İstanbul hükümetine şu cevabı yollar. Halihazırda vaziyetine nazaran kendisi ikametgahında bulunarak özel işleriyle meşgul olduğu ve hariçle nadiren ihtilatta bulunduğu anlaşılmıştır. Bu telgrafı yolladıktan sonra Mehmet Hurşit Efendi Mustafa Kemal'in yanına gider ve rapor verir. Mustafa Kemal telgrafı okur ve şu cevabı verir Hurşit Efendi'ye. Hocam cevabın güzel ama bakalım inandırabilecek misin? İstanbul'dakiler de vaka işleri rahat etmek için böyle bir cevap isteseler de beni tanırlar. Benim hususat-ı zatiyem milletin işlerinden ibarettir. Yoksa yazdığın gibi evime çekilir, yan gelir yatardım. Ne çare ki yatsam da milletin mukadderatını düşünürken gözüme uyku girmez. Ama sen tekrar sorarlarsa yine böyle de. Hatta sizlere ömür öldü de. Görüldüğü gibi sineyi millete dönmek demek, tüm özel işleri bir tarafa bırakıp sadece ve sadece millet işleriyle uğraşmak demektir. Nitekim Mustafa Kemal, dul ve yaşlı annesini, kendisine ihtiyacı olan kız kardeşini, sevdiğini bırakmış ve Anadolu'da sadece ve sadece millet işleriyle uğraşmaya geçmiştir. Bunun anlamı açıktır. Millet işleri hiçbir özel bahaneye sığınılarak sonraya ertelenemez. Tüm Atatürkçülerin, ben vatan severim diyenlerin Atatürk'ten öğrenmesi gerekmektedir. Atatürk'ün söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır şeklindeki bir sözünü, milli güçleri birleştirecek bir slogan olarak çokça duyuyoruz son günlerde. Denilmek isteniliyor ki vatan meselelerinde ortak tavır alalım,
ama siyaseten kendi yolumuzu tutalım. Oysa Atatürk'ün sözünün gerçek anlamı, vatan söz konusu olduğunda insanın kendi özel yaşamını, aile yaşamının, işinin, kariyerinin, geleceğinin ve bunun gibi şeylerin sadece teferruat olduğudur. Yani bir tarafta vatan için bunlardan vazgeçip çalışacak insanlar vardır ki bunlar devrimcilerdir. Diğer taraftaysa vatan millet nutukları atıp kendi özel yaşamını, asıl vatanı teferruat kılanlardır. Yani bir tarafta vatan için çalışanlar, diğer tarafta yan gelip yatanlar vardır. Oysa Mustafa Kemal'in sırrı yatmamak, çalışmak, çalışmak, çalışmaktır. Milli Mücadele Derneği yan gelip yatmayacaklar, hep çalışıp çalışıp yine çalışacaklar tarafından, siz çok yoruluyorsunuz diyenlere daha çok çalışacağız diyenler tarafından kurulmaktadır. Bu noktada sine-i milletin de Atatürkçülüğün de dayandığı insan malzemesi bambaşkadır. Düzen insanları kendisine kul köle ederken onların beyinlerini yıkar. Beyin yıkamanın birinci işlevi düzenin kalıcılığına inanç, ikinci işlevi ise düzenin değişemeyeceği yolunda bir ön yargıdır. Ama beyin yıkanırken aynı zamanda insanın ruhu da yok edilir. O nedenle etrafımızda gördüğümüz işbirlikçilerin kafasızlıkları aynı zamanda ruhsuzlukla birleşir. Onlar kaybedilmiş insanlardır. Düzenin kafaları ve ruhları bizler için kötü örnektir. İyi insan örneği ise yeni insan örneğidir. Yeni insan devrimci insandır. O, düzenin içinde bir mevki ve çıkar karşılığı satın alınmamış insandır. Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanı'nda anlattığı Anadolu köylüsüdür o. Sıradandır, cahildir, korkaktır. Ama ruhu sağlamdır. O nedenle de geleceği yaratan onlardır. Milli Mücadele Derneği işte bu insanlarla bir şeyler yapmak, vatanı kurtarmak için yola çıkmaktadır. Kurtuluş Savaşımızı askerlik eğitimini almış meslekten devrimcilerden kurulmuş bir orduyla değil, köyünü, anasını, karısını, çocuğunu bırakıp Mustafa Kemal'in ordusuna katılanlarla kazandığımızı unutmuyoruz. Sıradan insanın bir şeye inandığında, onu mutlaka yapacağına inandığında, onu bu yoldan hiç kimsenin döndüremeyeceğini biliyoruz. Sağlam beyinlere, temiz yüreklere, asil kana ihtiyacımız var. Bu işi de onunla yapacağız. Benzer bir dönemde Atatürk bu durumu şöyle anlatıyordu. Türkiye'yi böyle yanlış yollarda boğulma ve yok olma uçurumuna sürükleyenlerin elinden kurtulmak gerekir. Bunun için bulunmuş bir gerçek vardır. Ona uyacağız. O gerçek şudur. Türkiye'nin düşünen kafalarını büsbütün yeni bir inançla donatmak. Bütün ulusa sağlam bir maneviyat vermek. İşte o yeni inancın adı Türk soludur. Tam 6 yıldır her konuda ama her konuda düzen dışında milletin ruhuna uygun bir çizgi oluşturarak geldik bugünlere. Yapılamaz denilenleri yaparak geldik. Büyük işleri başararak geldik. Hızımızı arttırıyoruz. Vatan söz konusu olduğunda biliyoruz ki gerisi teferruattır. Teferruatı bir tarafa bırakarak Milli Mücadele Derneği'ni kuruyoruz. Milli Mücadele Derneği'ni tıpkı Mustafa Kemal'in ordusu gibi kuruyoruz. Bu orduya sıra neferleri, gönüllüler, mücahitler arıyoruz. Bu orduya laf azanları, nutuk atıcıları, teferruatçıları değil, mücadele edecekleri alıyoruz. Bize savaşacak insanlar gerek. Bize çalışacak insanlar gerek. Yakınmalarla, olmazlarla, başarılamazlarla işimiz yok. Bize Mustafa Kemal kararlılığında insanlar gerek. Ne diyordu Mustafa Kemal? Ulusun birliğini yaratan ve İstanbul'un içinde bulunduğu koşullara rağmen bu birliği dahilde ve hariçte göstermeye yönelik bir amaçla yapılan örgütlenme ise yalnız Kuvayi Milliye eratından ibaret değildir. Tam tersine bütün memlekette, memleketin en uzak köşelerinde bile meydana gelmiş doğrudan doğruya yasal ve uygar bir örgüttür ki ona müdafaa-i hukuk örgütü diyoruz. Ben ordumuzun varlığını ve gücünü paramızla orantılı bulundurmak görüşünü kabul edenlerden değilim. Paramız vardır, ordu yaparız. Paramız bitti, ordu dağılsın. Benim için böyle bir mesele yoktur. Efendiler, para vardır ya da yoktur. İster olsun, ister olmasın. Ordu vardır ve olacaktır.
bu inançla ve bakış açısıyla hızımızı arttırıyoruz. Türk Soluğu bir gazeteden çok mücadele okuludur. Bu okulda yetişen kafalar düzenden arınır, kendini bulur. Atatürkçü olur. 2002 yılında başlayan hızlı çöküş döneminde kötü gidişatı tespit etmekle birlikte tarih bilincimizle bakıyoruz günümüze. Düşman ne kadar güçlü olursa olsun, düşman ne kadar yol alırsa alsın, ona set çekilecek bir Sakarya vardır çünkü. 30 Ekim 1918'de Mondros'ta Türkiye'nin elinden her şeyi alınmıştı. 4 yıl işgal sürdü, sürekli ilerledi. Yunan kralı bile İzmir'e yerleşmişti. Düşman rahattı, çok yol almıştı. 4 yılda çok büyük mevzileri ele geçirmiş ve yerleşmişti. Ta ki 26 Ağustos sabahına kadar. O sabah doğudan doğan güneş tüm mazlumlar için ışıdı. Mustafa Kemal'in ordusu 13 günde geri aldı 4 yılda kaybedilen tüm mevzileri. Düşman mevzileri hep iyi tahkim edilmiş gibi durur. Ama sadece düşmanın kafasıyla dünyaya bakanlar için sağlamdır. Kendi kafasıyla bakan insan içinse son derece zayıftır. Gücümüzü biliyoruz. Gerisini biz değil, düşmanlarımız düşünsün. Biz devrimci Türk devleti! Biz devrimci Türk devleti! Türk ordusuna karşı! Türk ordusuna karşı! Sorumluluğumuzu bilmekte! Sorumluluğumuzu bilmekte! Bu ilgiyi görelim! Bu ilgiyi görelim! Yerine getirmekteyiz! Yerine getirmekteyiz! Birliği görelimiz! Birliği görelimiz! Bu emin kattı! Bu emin kattı! Çok güzel. Düşmanı çok güzel.